Boşnak ressam Mirsa'da Bali için atölyesine konuk oluyoruz. Saraybosna için bir sanatçılar şehri desek hiç de yanlış söylemiş olmayız. Şimdi çok değerli bir ressamla birlikteyiz. Mirsa'da Baliç. Yalnız Mirsa'da Baliç'i biz Türkiye'de de tanıyoruz. Çok fazla resim sergisi yaptı Türkiye'de. Keza Saraybosna'da da katıldığı pek çok organizasyonla Anadolu ve Bosna Hersek arasında köprüleri kurdu resim sanatıyla. Mirsa'da Baliç'i size biraz tanıtmak istiyoruz ve onun eserlerinden bahsedeceğiz. Mirsa'da Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Resim sevgisi küçük yaşlardan beri içimdeydi. Renkleri karıştırmayı çok severdim. O duygularım beni bugüne kadar getirdi. Gördükleriniz benim resimlerim. Sulu boya çalışmaları yapıyorum. Ben doğayla iç içe büyüdüm. Doğayı çok seviyorum. Bir şey istemek onu yapmaya yetmez. Çalışmak lazım. Ben küçüklüğümden beri ressam olmak istiyordum ve bunun için çalıştım. Yaptığım resimlere su ve hayat katmaya çalıştım ve bu tablolar ortaya çıktı. Stüdyonuz gerçekten çok güzel ve burada olmak, bu resimlerin içinde olmak bize huzur ve mutluluk verdi. Resimlerinize ne ilham veriyor? Ana konularınız nedir? Bunun çocukluğuma uzanan bir öyküsü var. Ben küçüklüğümden beri renk ve suyu birbirine karıştırırım. Bu benim resimlerimin ana temasını oluşturdu. Renk, su ve doğa. Benim resimlerimde çiçeklerim hissediyor, duygulanıyor, konuşuyor. Bu sadece bir çiçek değil aslında. Bu benim için her şey ve su. Neden su kullanıyorum? Su kaynaktan doğuyor, akıyor, önüne hiçbir şey geçemiyor. Su ve renklerin karışımı da çiçeğe hayat veriyor. Bu yüzden ben her çalışmamda çiçeğe yer veriyorum. Benim çiçeklerimde mesela dervişlerin semahları var. Benim çiçeklerim şarkı söylüyor, onlar gibi dönüyor. Yani çiçeklerime onların ruhunu katmaya çalışıyorum. Bu yüzden benim için çiçek, renk ve su çok önemli. Anadolu'da pek çok sergi yaptınız Türkiye'de. Özellikle Konya'da yaptığınız bir sergi var ve resimlerinizde semazenler görmekteyiz. Türkiye, Konya ve Hazreti Mevlana sizi, resimlerinizi nasıl etkiledi? Benim Anadolu'ya ilk gidişim 2007 yılında oldu. Mevlana'yı 15 yıl önce duydum ve ondaki enerjiden, güçten çok etkilendim. Biz Hazreti Mevlana için yaptığımız çalışmayı Saraybosna, Bihaç, Tuzla ve Bosna Hersek'in diğer şehirlerinde sergiledik. Sonra Aralık ayında Şebi Aruz törenleri için Konya'ya gittik. Konya'dan çok etkilendim. Benim için inanılmaz bir şehir. Bu şehirde kendi eserlerim için farklı bir enerji hissettim. Mevlana ile ilgili çalışmamı yaptıktan sonra 2007'de Poçiter'de tekrar bir sergi açtık. Türkiye'den misafirlerimiz geldi. Ardından bu çalışmalarımız devam etti. Bundan 2 yıl önce tekrar Türkiye'ye davet edildim. Bu benim için bir onurdu. Yaptığımız ortak çalışmaları sergiledik.